Merhaba sevgili seyirciler, ben Sıla Şanlı. Yaklaşık 5 yıldır bir sporla ilgilenmekteyim. Daha öncelerinde sizlerle birlikteydik. Depar Spor Kulübü ile birlikte bu programı devam ettirmekteydik. Bu kaçıncı programımız bilmiyorum. Ancak şu anda Cemil Ulu Yılmaz hocamızla beraber programlarımıza devam etmekteyiz. Şu anda gördüğünüz üzere sporcular arkamda dizilmekteler, sıraya girecekler. Daha sonralarında ısınma hareketlerini yapıp bize gösterilerini gösterecekler. Hayra selamı. Hadi. Sanki. Harun. Sanırım sanki. Şu an gördüğünüz üzere sporcularımız ısınma hareketlerini yapmaktalar. Sporumuz için ısınma hareketlerimiz çok önemli. Çünkü teknik bir aksaklık olmamasından kaynaklı biz bunlara önem veriyoruz. Şu anda sıçramalar yapıyorlar. 3 yıldır omuz geldi anda olduğunu korkutan kaldıya 1 2 geldi 3 düzdüşa. Thank you.
merhabalar öncelikle. Çocuğunuz niçin bir spora başladı, niçin bir spor tercih ettiniz? Neden, hedefleriniz nelerdir? Öncelikle bize bunlardan bahseder misiniz? İlk önce oğlum ben buraya hobi için göndermiştim. Yani sosyal desteğe göndermiştim. Daha sonra yeteneğin olduğunu hocaları gördü. Daha çok profesyonel desteğe gönderdik. Hedefimiz tüm dünya İstiklal Marşı'mızı okutmak öncelikle tabii ki de. Belirli derecelerimiz var hocalarımız sayesinde. Özellikle Leopar Spor Kulübü farkıyla bunu belirtmek isterim. Çünkü çocukların daha böyle sorumluluklarını kazandırıyor bu spor. Daha çok böyle derslerinde başarısını çok gördük. Yani hem okulla hem sporla beraber başarı daha çok gelebiliyor. Hedeflerimiz Leopar Spor Kulübü'nün adıyla tabii ki de İstiklal Marşı'mız tüm dünyaya duyurmak olacak. En büyük hedefimiz olimpiyat. İnşallah bu dereceleri de hocalarımız sayesinde vereceğiz. Kazandığı madalyalar hakkında birazcık daha bilgiler verir misiniz? Hani nerelerde kazandılar, hangi ödülleri var? İlk Türkiye maçına girdi benim oğlum. Girdiğinde derece yaptı. Türkiye üçüncülüğü. Ankara birinciliği var. Okullar arası illerde ikinciliği var. İller arasında birinciliği var. Ya birçok dallarda derece aldı. Ve bu Leopar Spor Kulübü sayesinde kısa bir sürede aldı. Başarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhabalar öncelikle. Çocuğunuz ne için bu spora başladı? Dereceleri nelerdi? Neden bu sporu tercih ettiniz? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Bu spor tercih etmemin sebebi öncelikle çocukların spor alışkanlığını elde etmesi, spor alışkanlığı ile birlikte sosyal ortamlarının gelişmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini istiyorum. Ama devamında bu spora başlamada ilk önceliğimiz bunlardı ama devamında artık çocukların da yetenek olduğunu gördüğüm için daha da ilerletmek istiyoruz. İnşallah gücümüzün yettiğinde bu sporda çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz yani. Şu anda zaten Türkiye şartlarında tekvando sporu çok önemli bir spor olduğunu düşünüyorum. Özellikle kız çocuklarına şiddetle tavsiye ediyorum. Kız çocuğu olan vatandaşlarımıza tercih ediyorum. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Yani kızlarımın sportif olmaları, spor kültürüyle yetişmeleri bizim için çok önemli. Kazandığı madalyalar var mı? Eğer varsa bu madalyalar neler? Birazcık da bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Yaklaşık 2,5 yıldır bir spor yapıyoruz. Aynı kulüpte devam ediyoruz. Çocuklarımın 3-4 tane ilk müsabakalarına girdiklerinde bir altın bir gümüş madalya elde ettiler. Devamında Türkiye şampiyonasına gittiler. Burada da güzel bir başarı gösterdiler ilk olmalarına rağmen, ilk defa girmelerine rağmen. Devamında en son yapılan Ankara Olimpiyat Ankara Şampiyonası'nda yine kızımın birisi bir madalya aldı. Yani iki kızım olduğu için kesin birisinden birisi madalya alıyor. Bizi mutlu ediyor.
Merhaba öncelikle. Kaç yıldır bir sporla ilgileniyorsun? Niçin bir spora başladın? Bize biraz bahseder misin? 6. senem, 7'ye gireceğim. Özgüvenim çok kötüydü. Kendime güvenemiyordum. Çoktan geçtim. Annem de tekvandoya başlamama karar verdi. Spor yapmam gerekiyordu. Annem de tekvandoya yazdırdı. Bir sporu yapmakta mutlu musun peki? Evet, çok mutluyum. Peki kazandığın madalyalar var mı? Eğer varsa bunlar neler? Madalya yok da ilk 8 ve ilk 16'larım var. Başarılarına devam dilerim. Teşekkür ederim. Merhaba öncelikle. Niçin bir sporla ilgileniyorsun? Neden bir spor yapıyorsun? Kaç yıldır yapıyorsun? Bir de biraz bahseder misin bunlardan? Bu sporu iyi yapıyorum. Birkaç ay oldu. Buraya ben başladığımda babam gil yazdırdı. Çok meraklıydım. Yazıldım. Mutluyum. Şampiyon olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil. Merhaba öncelikle. Kaç yıldır bir sporla ilgileniyorsun? Neden bir spor yapıyorsun? Süreçlerden bize biraz bahseder misin? 2,5 yıldır bir spor yapıyorum. Önceden sporcuydum. Başka sporlar gidiyordum. Covid yüzünden spora bıraktım. Bizim başka arkadaşlarımız yönlendirmesiyle bu spora gönderdiler bizi. Peki bu sporu yapmaktan mutlu musun? Evet. Teşekkür ederim. Bir şey. Merhaba öncelikle. Kaç yıldır bir sporla ilgileniyorsun? Neden bir sporu yapıyorsun? Bir spor tercih etmekteki amacın nelerdir? Bize biraz bunlardan bahseder misin? Ben bu sporu 5,5-6 yıldır yapıyorum. Bu sporu savunmak için yapıyorum. Peki madalyaların gördüğü kadarıyla var. 2 tane derecelerin nelerdi? Bir kere Türkiye'de 5. oldum. Daha 3 kere maça girdim. 2 tane Ankara maçına girdim. Onlarda da 1. oldum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba öncelikle. Kaç yıldır bir sporla ilgileniyorsun? Niçin bir spor tercih ettin? Bize biraz bunlardan bahseder misin? 1 yıldır bir sporla yapıyorum, ilgileniyorum. Yani 1 yıl olacak. Böyle arkadaşım böyle içime doğdu yani. Öyle diyeyim. Bizim evim buralarda yakın olduğu için böyle sürekli gelip gidiyordum. Ondan sonra bu sporla tanıştım arkadaş. Hocalar sayesinde annem babamla bir yardımcı oldu. O yüzden. Hedeflerin neler bir sporla alakalı? Avrupa şampiyonu falan olmak ama daha ilk madalyam yok ama yine iyi. Teşekkür ederim. Başarılarına devam diliyorum. Teşekkürler.
kaç yıldır tekvando ile ilgileniyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Birazcık bahseder misiniz bizlere? Ben 15 yıldır tekvando ile ilgileniyorum. Babam 45 yıldır bu camianın içinde. Hedeflerim, milli sporcuyum kendim. 14 millim var. Kendi tecrübelerimi çocuklara aktarabilmek en büyük hedefim. Bu şekilde. Hedefleriniz nelerdir? Kulüpleriniz hakkında birazcık da bunlardan bahseder misiniz? Hedefim sporcularımıza önce milli formayı giydirebilmek, İstiklal Marşımızı yurt dışında okutabilmek. İlk önceliğimiz bu. Tüm sporcularımıza bunu söylüyoruz. Bunun üstüne çalışıyoruz. Birazcık da dereceleri olan sporculardan bahsedelim. Birazcık da onlardan bize hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Derece olarak bizden eski olan abilerimiz, hocalarımız var. Mesela Burak hocamız var. Avrupa şampiyonluğu var. Dünya üniversiteyatlarda dünya üçüncülüğü var. Alistan hoca var. Alistan hocanın uluslararası dereceleri var. Türkiye'de birçok şampiyonlukları var. Bu şekilde yani çok fazla milli, zaten Türkiye'de en çok milli sporcuyu veren salonlardan biriyiz. Peki tekvando ne için yapılmalı? Ne için bu sporu tercih etmeliler insanlar? Birazcık da bunlardan bilgi verirseniz sevinirim. Şu dönemde spor herhangi bir spor, sadece tekvando olarak değil, tüm çocukların bir spora yönlendirilmesi gerekiyor. Tekvando da savunma sporu olduğu için tüm gençlerimize öneriyoruz ve yapmalarını diliyorum. Hocam şu anda antrenmanlar devam etmekte. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Bizim Leopar Spor Kulübü olarak 33 yıllık bir kulübüz. Türkiye'nin en eski ilk 5 kulübünden biriyiz. Milli takıma en çok sporcu veren salonlardan biriyiz. Bu mesleğe ben milli sporcu olarak yani devam ettiriyorum. Aynı zamanda babam İlyas Ulu Yılmaz, milli antrenörlerimizden. Bu işe gerçekten gönlünü vermiş ve camiada gerçekten ismi geçen antrenörlerdendir. Benim tek amacım babama ve bu ülkeye hayırlı ve düzgün sporcu yetiştirmek. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herhangi bir spor dalı, yani sadece bu tekvando için değil, çocuklarımızın herhangi bir spor dalı yapması gerekiyor. Okul ve normal sosyal yaşantıları için herhangi bir spor dalına yönlendirilmeleri gerekiyor. Çünkü çocuklar burada sorumluluk sahibi oluyorlar, daha büyük bir disipline giriyorlar ve bunu okul hayatlarına da çok fazla yansıtıyorlar. Dışarıda sporcularımızın çoğunu da görüyoruz. Dışarıda yürüyüşlerine kadar değişiyor, yani o özgüveni alıyorlar. Ki şu çağda gerçekten herhangi bir çocuğun herhangi bir spor dalı yapması gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum.
Oh, my God.